Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emekleri Manat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere farklı modellerimiz, paylaşımlarımız devam ediyor arkadaşlar. İnşallah yaptığımız bu modellerden beğenir ve sizler de yaparsınız. Bugünkü yapmış olduğum modelimiz sarı boncuklarımızdan bu şekilde parlak olan güzel bir boncuklarımız var. Onlardan yaparak sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ben biraz modelimizi çalıştım burada kendim. Bir kısmında da sizlerle çalışarak beraber devam edeceğiz. Bakın yine model olarak çıkartmış olduğumuz yine kanalımızda bulunan çok kibar bir oya modellerinden bazıları. Sizler de bakın böyle modellere bakarak beğendiğiniz modellerden yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar bunları model çalıştığım için kısa olarak çalışıyorum. Daha sonradan örtümüze bütün olarak çalışacağım modeli tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Burada kullandığımız ipler normal oya masralarından benim elimde olan Leylak markası var. Sizler farklı markalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boncuk iğnemiz normal iğne bu sıralarda kullanabilirsiniz. Ama boncukları geçireceğimiz iğneyi daha ince kullanırsak geçirmemiz açısından kolaylık olacaktır. Makasımız var. Bu şekilde modelimizin yapımına buyurun başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve Rabbimin izniyle bakın zürafamızı bir sıra yaptık. Üzerine burada çok kolay olan birçok modelde kullanabileceğimiz güzel bir trabzon şeklinde yaptığımız yapımı kolay bir modelimiz var arkadaşlar. Bakın bunu birçok modellerimizde kullanıyoruz. İpimize düğüm atmıyorum üstten. Yavaş gösteriyorum daha belirgin olsun diye arkadaşlar. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Bakın boyunu ayarladıktan sonra bu şekilde sabitliyoruz ipimizi. Tekrar iğnemi önden arkaya doğru ipimden geçiriyorum. Düğüm yapmadan tekrar bir yanındaki zürafaya inerek modelimizi bu şekilde ikinci sırasını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak biraz daha ilerletelim. Bir üst sırasında devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir üst sırasına geçtik. Bakın burada model çalışacağım için çok fazla yapmadım. Sizlerin de değerli vakitlerini almamak için aynı olan yerlerde biraz daha kısa tutuyorum. Çekimlerimizi. Bakın burada bir üst sırasında hepsinin tepesine batıyoruz. Zürafalarımızı 3. sırada da bu şekilde yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Ben başladığım için aynı iplerden devam ederek yapıyorum. Bunun üzerine birçok model çalışabiliriz arkadaşlar. Burada da elektrik bantlarından, renkli olanlarından kullandım. Sizler normal bant da kullanabilirsiniz veyahut bu şekilde koyduğumuz tabaklarımızda veyahut başka bir şeyde yaparak da boncuklarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimizi kesiyoruz buradan.
Çakmaktan yakarken çok fazla yaklaştırmayalım. Hafif tutarsak yeterli olacaktır. Bir üst sırasına geçiyoruz arkadaşlar burada. Burada da bir üst sıramızda aynı şekilde bakın arkadaşlar burada bir sırada zürafalarımızın üstüne batarak devam ediyoruz. Bu reyyan örtülerinden arkadaşlar, cenk, reyyan veyahut da farklı örtüler de olabilir. Ben genelde bunlardan çalıştığım için bilemiyorum, başka markaların da güzel örtülerinden olabilir. Renkli ve beyazlara çok yakışabilecek. Bu sarı ve gümüş rengi olan, altın sarısına yakın olan boncuğumuz ve gümüş rengi çok yakışıyor arkadaşlar bu tür boncuklu oyalarda. Bir üst sırasından tekrar devam edelim arkadaşlar, bakın buradan arkadaşlar bir üst sırasına geçtik. Burada iğnemi değiştirdim, boncuk iğnesini aldım ve aralarda iki boncuğun arasında 3 tane zürafamızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Bir sonraki zürafaya boncuğumuzu bu şekilde yaparak sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Yanındaki zürafaya devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane yapıyorum. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Yanındaki zürafaya batarak bu şekilde bu sıramızda devam ettiriyoruz arkadaşlar. Birinci zürafamı yaptım. İkincisini yapıyorum. 3 tane yapıyoruz. Ve bir tane boncuğumdan alıyorum. Bir yanındaki zürafaya batarak devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Model çalıştığım için ben kısa tutuyorum modellerimizi. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar.
Bir sırada tekrar buradaki ipimi takacağım iğneye. Buradan da yine boncuklarımızı koyarak devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada boncuklarımı koydum. Arada bakın zürafalarımızı yapıyoruz. Burada 5 tane koyduğumda çok yüksek oldu boncukları. 4 tane yaptım. Sizler ister 4, isterseniz 3 tane de yapabilirsiniz bu sırada. Bakın 2, 3 tane boncuğumu alıyorum. Diğer zürafanın arada bir boncuğumuz kalmış oluyor arkadaşlar. Diğer zürafamızın tepesine batarak bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Tekrar bir yanındaki zürafaya batıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. Burada iki tane yapmış oluyoruz. Alt sırada 3 tane zürafamızı yapıp boncuğumuzu koymuştuk. Burada da iki tane yapıp bu aradaki boncuklarımızı koyalım arkadaşlar. 1, 2 ve 3. 3 tane boncuğumu alıyorum. Bakın 3 tane olan bu şekilde oluyor arkadaşlar. 4 tane koyarsanız biraz daha fazla oluyor. Sizin hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Bakın tekrar arada göstermiş olayım. Bakın bu 4 tane, en başta 5 tane denedim. Çok fazla geldi burada yüksekliği. Burada da 4 ve 3 şeklinde. Bakın 3 tane tam yeterli oldu arkadaşlar. Bunu ben de model çıkarttım deneyerek. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Bu şekilde yine 1, 2, 3 tane boncuğumuzu alıyorum. Bir sonraki boncuğun yanındaki zürafanın, bakın bu alttaki boncuğumuzun yanındaki zürafanın yanına batarak bu sıramızda bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada yarım olan yerden ben devam ediyorum. Bakın bu 3 tane boncuğumuzun, ister 4 veya 5 de koyabilirsiniz. Biz buradan sonra 3 tane koymuştuk. Buraya batıp tekrar geri dönüp üzerine bu şekilde çalışıyoruz. Bakın aralarda birer sık iğne yapıyorum ben. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine batıyorum arkadaşlar. Aşağı batıyoruz tekrar. Tekrar tepeye batıyoruz. Burada 3 tane boncuğumdan alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane boncuğumdan aldım. Ve bu şekilde orta kısmına batıyorum. Tekrar araya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpır yapıyoruz. Tepesine batıyoruz. Tekrar aşağı inerek ipimizi, bakın biraz daha bol bırakıyoruz. Yukarı tepe batarak ipimizi sabitliyoruz. Buradan 1, 2, 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. Dibini inerek sabitliyorum arkadaşlar. Burada tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buradaki tepe ortaya batıyoruz. Bakın burada tepede bir tane kalmış oldu. Diğerinin
Nin tepesine boncuklardan sonraki zürafa ağzıya geçiyoruz. Bakın arada ipimiz uzatılı bir şekilde geri dönüyorum. Ve bu ipimizin içine bir tane sık iğne yaptım. Bir pırpır yapıyorum. Tepesine batıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yere batarak indik. Yaprak şeklinde yaptığımız 3 tane yaprak gibi yapıyoruz ve yanlarına boncuk koyuyoruz arkadaşlar buralarda. 1 2 ve 3 tane. Bu arada bir tane sık iğne yapıyorum. Bu ortadaki ipimiz daha büyük olduğu için arkadaşlar bu şekilde yaparsanız daha düzgün olacaktır. Yapraklarımız. Bakın bir tane kirpik veya pırpır dediğimiz zürafamızdan yapıyoruz. Tepeye çıkıp aynı şekilde alta iniyoruz. Bakın arkadaşlar. Üç tane boncuğumuzdan alıyoruz. Arada bir sık iğne yapıyorum. Tekrar üçüncü yaprağımı yaparak bu modelimizi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir tane pırpır yaptık. Aşağı indik. Tekrar tepesine batıyoruz pırpırların. Bakın üçüncüde de bu şekilde yaprağımızı yaparak devam ediyoruz. Buralarda tek veya çift düğüm atabilirsiniz arkadaşlar. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya batıyoruz. Boş olan tepedeki zürafaya. Boncuktan sonraki zürafamıza. Bakın arada boncuklarımız var. Batıp tekrar geri dönerek diğer zürafamıza batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Arkadaşlar bir tane daha yapalım. Bakın burada. Boncuklarımızdan sonra burada zürafamıza battık. Boncuklarımızın yanındaki zürafaya batıyorum. Bakın arkadaşlar, boncuklu seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için güzel bir model oldu. Bir de bunları ütülerken havlu koyarak altına üstüne de sabunlu bir bezle ütülediğinizde bu şekilde de bakın hiç ütülemeden de ütülü gibi duruyor oyalarımız. Ütülemek isterseniz de arkadaşlar oyalarımızda boncuk oyalarında altına havlu koyarak ütü yaparsanız hem boncuklarınız zarar görmemiş olacaktır hem de oyalarınız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Ütülemeden de kullanabilirsiniz ya da çok hafif ütü de yapabilirsiniz. Bakın pırpır yaptık. Alttaki ipimize battık. Tepesine batıyoruz. Tekrar ikinci defa tepesine batıyorum. Buralarda bir veya iki tane düğüm atabilirsiniz arkadaşlar zürafalarımızı yaparken. Burada 2 3 tane boncuğumu alıyorum. Bakın boncuğumu tutuyorum bu şekilde. Boyunu ayarladıktan sonra ipimi
ortadaki ipimizin olduğu bu bölüme sabitliyorum ve aralarda bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine batıyorum. Tekrar alttaki ipimizin olduğu bölüme batıyorum. Tepeye batarak burada 3 tane boncuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Boncuklarım kayması için tutuyorum diğer parmağımla. Bakın, bu tarafta tuttuğumuzda kayma yapmayacaktır. Ve burada araya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum yanına. Aynı şekilde diğerleri gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Üç tane boncuğumu aldım. Dibine battım. Tekrar bu araya bir tane sık iğne yapıyorum alttaki ipimize ve zürafamıza geçerek bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın modelimizi meydana çıkmış oldu. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız kardeşlerimiz. Kanalımıza abone değilsiniz. Abone olarak ve beğendiğiniz videolardan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Hepiniz sağlıklı ve huzurlu kalın inşallah arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.